Sevgili kardeşlerim, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ebeden ve daima ee, çok içimi cızlatan, ömrümde ilk defa e, böyle bir e, soru ve yazı geldi. Sizi okumak istiyorum. Vicdanımı cız için, vicdanımı yaraladığı için e, sizi siz de buna ortaksınız. En azından öyle inanıyorum çünkü şahsi manevinin azalar hükmündesiniz. Hepimiz hepimizde alakadarız. Bazı özellikler, sıfatlarımız ortaktır. Onun için ben size bunun mesajını okuyacağım. Ben mesajı okuduktan sonra bir kardeşimiz gönderdi. Bilmiyorum kim olduğunu. Sonu 88 diye başlıyor. Bakayım kaç diye başlıyor. 5488 diye başlayan bir e mesaj. Telefonun kendisini tamamını okumuyorum. Fakat hepimizi ana kadar ediyor. Ee, benim fıtratıma da öyle de garip geldi ki belki de ben büyütüyorum. Okuyorum. Ee, Selamünaleyküm papazlar durmadan ehli imanı tahrip ederken Allah'ın ihsanı olan ilminizi kullanmayıp bir kenara çekilmeniz reva mıdır ağabey? Nasıl feveran ediyor? Haklı olarak tabii. Papazlar durmadan ehl imanı tahrip ederken Allah'ın ihsanı olan ilminizi kullanmayıp bir kenara çekilmeniz reva mıdır ağabey? Yerden göğe kadar haklısın ama bilmediğin taraf da var. Özür olarak söylemeyeceğim inşallah. Bunu da paylaşacağım. Onun için kayıtta yapıyorum. Herkes mesuldür. Sevgili arkadaşlar, 17 yaşından beri dershanedeyim. Ee, hani bazı şeyler söylemek için söylüyorum. Vakfı hayatımız var. Ondan sonra Ruşta abiyle yaşamışız. Ömrümüz o da Zübeyir abiden gelmiş bu kültür. Ee, nedir o? Zübeyir abi, e, Zübeyir abi Ruşta abiye vasiyeti şuydu. Ee, en azından senin gibi birkaç kişiyi yetiştirmeden gelme demiş ahirete. O da hangi sahada yani Zübeyir abinin meşrebi diğer abilerden ne farklılığı var? Ee, Zübeyir abi ilimde mutahassız laikalarda e, hassas. Şey ters söyledim galiba. Laikalarda e, hassas. As, layıkalarda hassas, ilimde mutasis olmak. E, Ters de demiş olabilirim yani. Yani ilim mesela Risale-i Nur'un mevzularına hakim olacaksın ama layıkalarla meslek ve meşrebinin temelini oluşturacaksın. Ona iyi tutunacaksın. Yani bunun layıkaları öne çıkartacaksın. Demiş. Rüştü abi bana bunu naklettikten sonra bir hafta sonra vefat ediyor. Ee, dikkat ederseniz internetlerde vesaire ne bileyim böyle sosyal medyada her Rüştü abi bir de şunu demiştim. Ee, fazla medyaya çıkmayacaktın. İşte böyle çekirdek yetiştirmeye devam edecektin. Dedikten sonra madem çıktın dedi böyle veya çıkarttılar seni İki tane imani ders yaptıktan sonra bir tane layika dersleri yapacaksın ki in dalha mesul olmayasın. Laika. Laika insanın nereye mensup olduğunu idrakını, şu urunu, izanını, hatsini veriyor. Yani sözler mektubat okuyarak bir insan kendisini nurcu hissedemez ancak Kastamonu layıkası, Semirdal layıkası, Barla Sike'yi tastiki gaybiye Talihçe hayatı bunları okuyarak kendisinin nereye ait olduğunu, nereye ne adına, nere hesabına çalıştığını, kimlerin yanında olduğunu, karşısında düşman olarak kimler olduğunu sözlerle anlamaz. Sözlerle iman küfür mücadelesi var. Ama tarihçi hayat okursa kale Musa kale Firavun, kale Musa kale Firavun e, bu Zübeyir abil misaliymiş. Misa, Musa dedi, Firavun dedi. Yani iman küfür mücadelesinin şuurunu, idrakını verir. Bize kazandırır. Dolayısıyla e, sosyal medya, medyada yayında e, laikaları öne çıkart, çıkartmışız hamdolsun. E, yeterince yapamadım ama e, bir tane haşir, bir tane tevhid, bir tane kader, bir tane ruh yapınca Mutlaka Kastamonu layıkasından, yani meslek meşrebimizi, yani doğrularımızı, yanlışlarımızı, hareket çizelgemizi böyle dersler yapmışız, yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğim. Layika mektupları. Şimdi sevgili kardeşim kenara çekildin dedi. Onun gerekçelerini söyleyeyim. Bir kere kenara çekilmedim. Kenara iti itildim ama durmuyorum. Şu anda bunu bu yazıyı gelirken ve durdurdum. Kayıt yaparken şunu yazıyordum. Şunu yazıyordum. Akıl yazıyorum toplama Risale-i Nur külliyatında dima çalışması var. Ondan sonra şunu yazıyordum geldiği zaman. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah akıldan daha yüce bir mahluk yaratmadı. İlahi ahir diye devam ediyor. 20-30 tane sıfat sıralıyor Allah Resulü. Onu yazıyordum. Ve her pazar yaklaşık olarak her pazar Dima grubumuzla 12 kişiyiz. 4 saat, 5 saat Dima dersi yapıyoruz. Bunlar nurdersi.com sitesinde Dima 105, 104, 107 galiba. 100 küsür tane, 107 tane ders yapılmıştır. Ve her bir ders en az 3,5-4 saattir. On bu dima dersimiz yani e, mutahsiz bu bu sahada. Ondan sonra Çarşamba günü dersimiz e, gene İstanbul'da ikisi de. O enfusi ders yapıyoruz böyle. Bu Pazar günü dersimiz gündüz oluyor. Kimse gelemez, kimseyi almıyoruz. Yerimiz çok ufak. Bir kişi dayı gelse etkiliyor ufak yerimiz. Yerim yok. Niçin olmadığını anlatacağım. Pazar günü kimse, hatta vakıfları bile alamıyoruz. kimse alamıyoruz. Bu kadroyla devam ediyoruz. Uzun, çok uzun seneden beri devam ediyoruz. Çarşamba günü gelebiliyorlar. Çarşamba günü enfusi dersler yapıyoruz böyle. Ve her akşam diğer zamanlar, bu ikisi kesin sabit, çeşitli yerlere her akşam bir yere gidiyorum. Dershanelerimize gidiyoruz. Ondan sonra... Peki niye genel bir Zeytinburnu gibi bir yeriniz orada bilinmiyorsun? Şu anda herkes bana ulaşamaz. Malum hadiseden dolayı herkes kolun sağlayarak bana ulaşamazsın. Telefon olsun, şey olsun ulaşamazsın diye. Mahfuz bir yerdeyim. Olmasının sebebini söyleyeyim. Ben malum hapisteyken Zeytinburnu'ndaki 6 kat merkezi dershanemizi yıktılar. Hapisteyken ve vakıfları sokağa döktüler. 20-30 tane vakıfı. Orada e, dersler oluyordu cumartesi, gündüz. E, gündüz vakıfları her gün ben meslek ve meşrep ve imani ders yapıyordum. Kendi aralarında müzakere yapıyorlardı. Kur'an talimi yapıyorduk bir de. Oku bakalım bu işte bu Kur'an, bu namazda okuma, burayı düzelt, gunneyi çek, iğrapını yap. Böyle reisi kura hafızımız vardı. O da bize öğretiyordu. Biz de Ömer kardeşle vesaire yapıyorduk. Orada bir de genç vakıflar adaylarına konu veriyordum. Uzun uzun anlatıyorum biraz. Konular veriyorduk. Mesela diyelim ki Tereşu, temessül, bunu külliyatta araştır, külliyatta araştır. Sana 15 gün mühlet bize takdim et. Ondan sonra onun karşısına ben otururum. Yani şey şeyla nefis cümleden, etna vazife cümleden ala. Ben böyle bir şey de görmemiştim Rüştü abi'den de ama ve şu anda da yok. Nedir o? Ben karşısına oturuyorum. Herkes gibi o ders çalışan 20-30 yaşındaki kardeşim o Terşo'ya çalışmış, külliyatta atıflarıyla Ondan sonra bize takdim eder. Ben onu dinlerim, çekim de yaparım onu, ben elimle yaparım. Hatta bilmediğim şeyi sorarım ve ifade ederim. Bak ben burayı bilmiyordum. Allah'la böyle olamaz mı diyorum. O kardeşimiz Murat Dursun bununla yetişmiştir. Resuller böyle yetişmiştir. Faruklar böyle yetişmiştir ve sair. Karşısında otururum dersin onların dizimi dizinin üzerine oturur, onları dinlerim. Ondan sonra böyle yetiştiriyorduk. Ee, Yunanistan'dan geliyordu, Avrupa'dan geliyordu, Türkiye Cumhuriyetler'den geliyordu. Mesela şimdi Kuzey Irak'tan gelmek istiyor. Bak Kuzey Irak'tan. Ondan sonra gelmek istiyor. Ee, Azerbaycan'dan var, e, Cezayir'den var, telefon. Sudan'dan var e, bu dersleri dinleyen. Ee, kalmak istiyorlar. Ama işte sevgili kardeşimizin bilmediği şu, e, bu kardeşlerimizi... E, barındıracak, koyacak ve yetişecek binamız olmadığı için binamızı yıktılar ve o binamızın yerini de sattılar. Biz alalım diye bize de vermediler. Binayı bina yıkıyorlar dershaneyi. Toprağı da arsa olarak satıyorlar. Ve şu anda biz şaşa şeklinde bilinmeme, görülmememizin sebebi böyle bir isteğimiz olduğundan değil zaruri. Yani binamız yok. nurdersi.com sitesinin başında şey yaptık ama Allah razı olsun gücü yetenler de desteği oldu, olmaya devam ediyor. Bu sefer bir merkezi dershane yapacağız dedik. nerede yapacağız? Niyetimiz hala devam ediyor. Zeytinburnu, Topkapı ondan sonra Fatih olur e üzerinde veya Ebeşe yakın, e yakın ne bir Yeni Bosna, e, ondan sonra Bahçeli evler. Gel bu tarafa Sefaköy, Küçük Çekmece'ye kadar böyle E5'e E5'e yakın veya ya, efendim bir bir arsa veya eski bina yıkıp yapalım dedik. Fakat e, para bulamadık. Yani himmet o kadar olmadı. Yer bulduk, paramız olmadı. Bir ara Birkaç kişi vaat etti. Ben dedi tamam bulun ben şey yapacağım dedi. Yani sorduğunuz için cevap veriyorum. Tamam siz bu, bulun ben e, bu yeri alacağım dedi. Bir Birkaç kişi, iki kişi. Sonra yeri bulduk Başakşehir'de. Vazgeçtim dedi. Dolayısıyla o cumartesi Şaşa dersimiz onlar o. Ana, ne güzeldi. Mesela Hollanda'dan, Belçika'dan derse geliyorlardı, anons yapıyorduk. Mesela Nur dersine işte bu akşam zan dersi olacak veya vehim dersi olacak. İşte o türden rahatsız olan, hasta olan veya ihtiyacını duyan, meraklı olan veya kendisine kendisine ilaç olacağını zannettiği şey derslere uçakla geliyorlardı, kalıyorlardı veya otele kalıyorlardı. Böyle yerimiz vardı. Şimdi sevgili kardeşim, Zeytinburnu'nda yerimiz yok veya bir yerde merkezi dershanemiz yok. Şu anda ben kiradayım, küçük bir yerde. Niçin büyük bir yer tutamıyorum? Bu küçük yeri zaten zor kıvırıyorum. Eee dershanelerimiz var mı? İstanbul'da her tarafta var ama benim çalışmam için böyle bir oda lazım. Ee, herkes kolunu sallaya sallaya bana ulaşırsa ben meşgul olurum, çalışamam. Özel çalışıyorum. Dolayısıyla bir e, hususiyet lazımdı. Nasıl olması lazım? 3-4 kat olacak ki orada bana bir oda düşsün. Şimdi dershaneler hınca hınç dolu. Bana nerede bir oda yani? Bana bir oda düşmez. Onun için bir kenardayım sevgili kardeşim. Papazlar e, icraat yaparken e, papazlara ya devlet veya Hristiyanlar yardım ediyordu. Papaz ilim iş adamları da parasıyla yardım ediyordu. Bize de e, Nur talebeleri, hasreten Müslümanlar böyle bir gayret etse e, böyle bir şey mi istiyorsun? Hayır. Sorduğunuz için yani burada benim elimde sermaye şu var. İlim var dediğin gibi ilminiz var diyor. Evet vaciptir, farzdır ilmini anlatmak. Gücüm ne kadar yetiyor? İşte her akşam derslere gitmek, pazar günü o dersleri e, takdim etmek... Yani gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Dima, kafa ortaya çıksın. Her pazar günü yapıyoruz. Gündüz 10 ile buçuğa kadar. 2 3-3.30 saat, 4 saat sürüyor. Geçen bu pazar 4 saat 59 dakika sürmüş. Yani 5 saat. Ortalama 3.30-4 saat. Benim gücüm elimde sermayem, ilmim var. Ama adam arabası var dairesi var hala başka bir şeyin peşinde ne yapayım yani Adam, arabası var tamam dairesi var İkinci dairenin peşinde olacağını onu bir araya getirseler bir dershane yapsalar da e, biz de vakıf yetiştirdik o yetiştirsek eskisi gibi şaşalı o, bir ilan etse kardeşim cumartesi buradayız mesela cumartesi Zeytinburnu'da ders yapıyoruz bir kardeşimizin evinde ilan etmiyoruz ki yer almıyor şu anda kaldığım yer o kadar ufak ki vakıf veya herhangi bir nurcu dese ki abi ki diyor abi geleyim hayır asla. 12 kişiye demişim tembik vermişim onlar da dinleyecektir bunu. Yanınızda asla kimseyi getirmeyeceksiniz diye yer yok. Ufak bir yer değil. Ve kiradayım. Dolayısıyla onların hakkı değil mi bu dersleri de dinme, dima dersini dinlesin ama benim maddi imkanım yok. Hapisteyken yerimizi yıktılar. Kim yıktığını da araştırın, bulun. Kim yıktı, kim dershaneyi yıkıp da paraya dönüştürdü, araştırın, bulun, bakın. Fazla uzun uzağa gitmezsiniz. Vay sen misin böyle deyip hapishaneye, hapishane bizi de şey yaptın. Ondan sonra hapisteyken bütün vakıfları sokağa döktürüyor ve yıkıyor ve satıyor. Bak durum bu sevgili kardeşim. Senin bir daha yazını bir daha okuyayım. Bir daha okuyayım. Ne diyor? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tekrar. Papazlar durmadan ehl imanı tahrip ederken Allah'ın ihsanı olan ilminizi kullanmayıp bir kenara çekilmeniz reva mıdır ağabey? Ya gücüm yok ki. Ya gücüm yok. Ve kiradayım. Ama asla mücadele etmedim. Kenara çekilmek şöyle dursun. Bir bakkaldan bir şey alırken bile o tezgahta, tezgahlara bir şey anlatmadan çıkmıyor. Aa, bana bir tane dershane şey verdi, araba sağa sola koşturuyorum ya akşam gidiyorum, öğleyin gidiyorum, davet edenlere. Bir dershane Darul bak Vakfı işte. Allah razı olsun onlara, bir yöneticine. Bir araba vermiş. E, petroldan mazot alacağım. İnan, inanın her pompacıya doldururken mazot yanına mutlaka dava anlatmış. Ya bir köşesinden, ya bir şeyinden mutlaka Allah adına bir şey demiş. Mümkün değil, beni kimse tutamaz. Aynen devam ediyorum ama eski şey olmamasın sebebi zeminimizin olmaması. Ama böyle bir soru sordun. Allah beden daima razı olsun. Belki çokların adına ifade etmek istedin. Ben de bir zemin bulayım ki ifade edeyim. Herkes mesuldur. Seviyesi kadar. Ben ilmimle mesulum. Kişi kendi zaruri ihtiyaçtan giderdikten sonra nedir o? Havaycı as diye evdir, bir de bineğidir. Onun dışında malı mülkü biriktirmek ve hizmet unutturmak onun caiz olmadığını herkes biliyor. Adam her şeyi tamam, kendi dairesi de var, evi de var, tabii ki olmalı. Çocuğu değil, torununa bir şeyler yapıyor şimdi. Hizmet elbette birisi yapacaktır diye kenara koşuyor asla. Biz hiç durmamışız, durmayız de. Herkes kendi elindekinden mesuldur, mesul olacaktır. Allah soracaktır. Sen bana bunu sorduğun gibi Allah da soracaktır. Peki sana bu cevabı vermek zorunda olduğum gibi Allah'a da cevap vereceğim. Soracak bana niye böyle yapmadın? Ya Rabbi gücüm buydu. Yani sermayem yoktu, yapacak yerim yoktu. E gidi bir şey anlatayım size. Pazar, Rize'nin Pazar ilçesinde... ...ders yapıyorduk. Bir yerde ders yapıyorduk. Dershanede yapıyorduk. Sonra... E, ...biraz siyasi... E, ...ayak olduğu için onlara siyasetle olmayacağını, siyasete karışılmayacağını... ...karışmayın falan dediğimiz için... ...anahtarı değiştirdiler, dershanede kısacası kovdular. Sonra biz o arkadaşlara... Bak pazar ilçesi. Arkadaşlar onlar da duyacak belki. Deren, şurada, burada, orada, burada, derenin kenarlarında yapardık. Denizin kenarına yapardık. Cameden sonra çıkınca, çıkınçta yapardık. iki kişi, üç kişi. Köylerine giderdim. Köylerindeki evlerine yapardık. Ondan sonra bir şehit vardı. Şehit, şehidin bir tane mescit gibi bir yer yapmışlardı. Orada yapardık ve elhamdülillah gelişti. Şimdi pazarda iki, üç tane dershanemiz var. Ama derelerin kenarlarında, denizin kenarına oturarak elhamdülillah asla durmadık, durmayacağız. Beray malumatımı ifade ettim. Soruna da cevap olmuştur. Allah ebeden daima herkesten razı olsun. Hizmet edenlerden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ebeden daima sevgili canım kardeşlerim.